Merhabalar değerli Köy TV izleyenleri, Köy TV ekranlarından herkese selamlar, sevgiler efendim. Bugünkü program durağımız Bereket Diyarı Yeşilbursa'dayız. Bursa, İznik'te, Göllüce Mahallesi'nde sizlerle beraberiz. Bugün ne işleyeceğiz efendim? Bugün kadim bitkilerden, Kitab-ı Kur'an'da bile adı geçen barışın simgesi zeytin üstüne bir muhabbette sizlerle olacağız. Peki bugün üreticilerimizle zeytinde ne gibi çalışmalar olduğunu şimdi Göllüce üreticileriyle birlikte sizlere aktarmış olacağız. Onları da bekletmeyelim, sizleri de bekletmeyelim. Hem üreticilerimizle hem de bugün onlara bu üretim konusunda yardımcı olan Ercan Tarım'ın sahibi Sayın Devrim Ercan'la birlikte yaptıkları çalışmaları aktarmış olacağız. Merhabalar efendim. Merhaba. Hoş geldiniz. Hoş böyle bulduk. Bir programı burada gerçekleştirdiğiniz için önce teşekkür ederiz Köy TV'ye. Bizler de teşekkür ediyoruz. İnşallah sezonumuz başlayacak. Hayırlı, bereketli sezonlar dileyelim önce çiftçimize. Evet efendim, bir yıllık emeğin sonucu şimdi hasat vakti. Hasat vaktinde Göllüce üreticiyle birlikte muhabbetimizi başlatmış olalım. Efendim öncelikle sizleri tanıyalım. Ben İznik, Bursa İznik Göllüce Köyü'nden Ayhan Yıldırım. 49 yaşındayım. Baba dede mesleği, doğduğumuzdan beri zeytin. Ha, aktif 11-12 yaşında. Biz genimizin gereği zeytinliklerde zaten büyüyen insanlarız. Yaklaşık 40 yıldır da aktif olarak zeytin işini mecburiyetten, şu anda mecburiyetten, eskiden severek yaptığımız zeytin çiftçiliğini şu anda mecburiyetten, dedelerden kaldığı için yapmaya çalışıyoruz. Evet, atadan dededen üretime, evet, devam. Aynen. Sayın abimi de bir tanımış olalım. Merhabalar, ben Turan Kuzey, Göllüce Mahallesi'nde yaşıyorum. Ben çiftçi olarak yani zeytinimizi hayırlı olmasını istiyorum. İnşallah. Efendim sizler de zannediyorum çocukluğunuzdan bu yana, evet, üretimde devam ediyorsunuz. Evet, üretimimize çocukluğundan beri devam ediyoruz. Dededen kalma bizim. Atadan babadan. Evet, atadan kalma. Yani bu zamana kadar geldik. Ama bundan sonra maliyetler çoğaldığından yani zeytinci üretici zor durumda. O yüzden devletten de destekliğini istiyoruz. Gübrede, mazotta, ilaçta bir indirim olabilir. Biz üzerimize düşeni, evet, yapıyoruz. Biz üzerimize devletten de destekleri yapıyoruz, bekliyoruz diyor Turan, evet, abim. Şimdi bir de Devrim Bey'le tanışmış, evet, olalım. Buyursunlar efendim. Merhabalar, hoş geldiniz. Hoş, Devrim Ercan ben. 20 yıldır zira ilaç gübre bayliği yapıyoruz. İznik bölgesi zeytinin, Marmara bölgesinde zeytinin başkenti diyebileceğimiz, hatta Gemlik markasının da lokomotifini gerçekleştiren bölgedeyiz. Buradaki üreticilerimiz zeytine bir çocuğa bakar gibi bakımını yapıyor. Ama dediğimiz gibi şu andaki şartlar maalesef çiftçimizi ciddi bir şekilde zorluyor Abdullah Bey. Evet, bir merhaba dedik. Turan abiden dertleri dinlemeye başladık. Bakalım şimdi muhabbet içerisinde de kendilerinden zeytinin macerasını dinlemiş olacağız. Ayhan abiyle bir devam edelim. Ayhan abi, ne zamandan beri başladık dedik. Çocukluğumuzdan beri başladık. Evet, bu işin içindeyiz, evet, dedik. Evet. Buradaki ne kadarlık bir alanda üretim yapıyorsunuz? Hangi çeşidimiz var? Ve bir yıl boyunca zeytin ne gibi bir emek istiyor, bir macerası var? Sizden bir dinleyelim. Tabii. Şimdi zeytin ağacı, ben önce kendimi eksik tanıttım. Göllüce Mahallesi Ziraat Odası delegesiyim. İznik Ziraat Odası'nda da dönem dönem meclis başkanlığı dahil en eskiyim. 16. yılım olacak. Hı hı, 16 yıldır aktifim. Şu anda da aktif Ziraat Odası meclis üyesiyim kendim. Tarıma, tabii ki tarım olmazsa olmaz. Bizim dediğimiz gibi genlerimizden var. Bizim bölgemizde çelebi dediğimiz nadiren eski doğadan kalma 3000-4000 yıllık Bizans'a dayanır çelebi zeytinimiz var. %3, %2, %3. Biz Gemlik Trille tipi zeytinle çalışıyoruz. Ağaçlarımız, Gemlik tiplerimiz zaten aşılama yöntemiyle 90 yıl, 100 yıl gibi geriden bugüne kadar yeni dikimlerde, bazı bahçelerde eskiyen bozulan ağaçları dikim yapıyoruz. Şimdi dedik ki biz bu işi çocukluktan yapıyoruz. Az önce bahsettiğimde tarlada biz
eve gitmesini istemezdik. Zeytin ağacını o kadar severdik ki herkesin tarlasında bir çadırı olurdu. Ve ağaçtan küme derdik biz ona. Yani 3 ay orada yatardık. Gecesiyle gündüzüyle niye emeğimizin karşılığını alıyorduk. Ne yazık ki zeytin bir tek bu bölgedeydi. Bir de o unsur da var. Yani 20 yıl önce bir Akhisar, bir Adana, Hatay yoktu. Şu anda Türkiye'nin her yeri zeytin oldu. Güncel ülkemizde fiyat, gübre, mazot, giderler çok katlayıp zeytin fiyatları da cüzi rakamlarda kaldı. Bu sefer bizim zeytinimiz bildiğiniz çocuk gibi. Bakımı meyve gibi değil. Meyve sezonluktur. Kışın bir kış budaması yapılır. O da yaprağını döktüğü için budama masrafı düşüktür. Yani bir kişi meyve günde 70-80-100 ağaç budarken zeytin ağacı 5-6 ağaç budar. Yömye zaten geçen sene budama yömyesi farklıdır. Herkes bunun ustalığını yapamaz. Geçen sene 150'lerden budattık. Evet. Kendimiz hepsine yetişme şansımız yok. Arazimiz var. Ben 25-30 dönüm gibi zeytinle çalışıyorum. Son yıllarda hem iklimsel hem Kargil fabrikası. Ben bağlıyorum. Kesinlikle bağlıyorum. Çünkü Kargil fabrikası ya, bir nevi bakteri, mantar yayıyor bölgeye. Bu 35-40 kilometre bu kanıtlanmış bütün dünyada. Bizim bölgemizde biz artık yani İstanbullu gelsin zeytinliği satalım kurtulalım. Yani ben 20 seneden beri çekiyorum. Benim çocuğum zeytinlikle ben çalışsın istemiyorum. Benim 23 yaşında çocuğum var. Ben zeytinliğe daha sokmadım. Yani o kadar seven insanım sokmadım. Niye? Maliyetler çok arttı. Zeytin fiyatlarının düşük olması diyoruz. Yani ürün verse bu fiyatlar da idare eder. Bölgede mesela bu sene İznik bölgesinden ben bahsedeyim. Dediğim gibi görevim gereği de İznik Ziraat Odası'nda kendim yöneticiyim. Bir tek Göllüce'ye yani burada Göllüce'yi anlatmak olmaz. Bizim bölgemizde bu sene yağış ve attığımız ilaç gübre daha bilinçli. Niye? Bizim bölgemiz tek zeytin. Yani İznik dediğinde kivi'den artık çiftçimiz bizim gelişti. İznik ova farklı. Biz zeytincilikle doğduğumuz için biz zeytin ağacını söküp yerine şeftali, kivi dikemiyoruz. Ama şu anda şu anda 10 dönüm kivi bahçesi çalışan insan 80-100 bin lira gelir elde ederken 10 dönüm zeytinde çalışan insan 15-20 bin lira gibi. Bu da kendisi budamasını toplamasını yaparsa ayakta kalabiliyor. Bizim gibi yömye budaması toplaması yaptıranlar zarar ediyor. Niye? Ürün vermemez oldu. Zeytin ağacı 15 seneden beri ürün vermez oldu. Ben bunu Kargil fabrikasına bağlıyorum. Ben değil, bütün bilimsel araştırmalar. Yani Kargil fabrikası Nişaş'ta bazlı şeker üretiyor. Bunun birinci sınıf tarım arazisinde dünyada örneği yok. Ne yazık ki bize kuruldu 25 sene önce, 25-27 sene önce kuruldu. Yakın bir dönem değil. Kurulduğunda bütün Orhan Gazi, Gemlik, İznik çiftçisi ayaklandı. Kargil fabrikası kapatıldı. Evet, hatırlıyorum. Süresiz. Bir eylemler olmuştu. Eylemler köylü oldu. Süresiz kapatıldı. Hiçbir sıkıntı yoktu. 3 sene kapalı oldu. Ondan sonra 2003 yılında özel izinle tekrar açıldı. Ve üretim kapasitesi de düşürüleceği yerde artırıldı son yıllarda. Evet. Artırıldı. Yani çiftçi ne yapsın? Zeytin ağacı dediğim gibi bildiğiniz çocuk gibi. Çocuk doğduktan sonra okula kadar evde bakımı var. Doğru mudur? Doğru. Okul çağı, üniversite, ortaokul, lise, üniversite derken 20-25 sene emek veriyorsun. Zeytin ağacı da aynı. Sıfırdan diktiğin zaman 15 yıl kendini kesinlikle kendini idare etmiyor. Geç yetişen bir meyve. Bu 20 yıllara yansıyor. 20 yıl yetiştirmesi var. 20 yıl bakım var, masraf var. Olgunlaştıktan sonra 12 ay. Her yıl 12 ay bakımı var. 12 ay bakımı var. İşte Ekim ayı hasat dönemi. Şu anda hasat dönemindeyiz. Çiftçimiz başladı. Hayırlı olsun tekrar. Hasat dönemindeyiz. Bu hasat döneminde peki durumu nasıl görüyorsunuz? Yani maliyetler bu şekilde, fiyatlar
bizi kurtaracak gibi mi? Çiftçimiz hasatta mutlu mu, yoksa hasadı yapmamız lazım diye yapıyoruz ya, gibisinden mi? Yani eskiden zeytin başlayacak diye bayram yapılırdı. Mutluluk olurdu. Televizyonlarda bizim çocukluğumuzda zeytine doğru programlar yapılırdı. İşte İstanbul satıcılardan, zeytin fiyatlarından kesinlikle geriye gittiğimizde birinci sınıf zeytinle birinci sınıf peynir, İzmir tulumu dediğimiz peynir aynı fiyattı. Ben çok iyi hatırlıyorum yani 30 sene önce. Ama bugünün şartlarında onu deme şansımız yok. Tabii ki İstanbul'un, Türkiye'nin lüks yerlerinde, çok lüks semtlerde 40 lira, 50 lira, 60 lira. Bunu televizyonda görüyoruz. Ben aynı zamanda zeytin paketleme tesisim var. Zeytini hem üretim hem paketleme, hem iç ağa hem dış ağa, yurt dışı da var. Gönderiyoruz. Hala mutsuzuz. Yani evet. Ben alsattan para kazanıyorum ama kendi arazilerinden son 10 seneden beri para kazanamıyorum. Üretim konusunda üretim konusunda çiftçi. Yani zaten bölgemizde bir ağaç zeytin tarihinde görülmemiş. Yani İznik'in bir köyünde zeytin ağacı satılacak. Zeytin işiyle uğraşmayan, İstanbul'dan ticaretle uğraşan kısımdan birisi gelecek, zeytin ağacı alacak. Bu böyle bir şey yoktu. Bir namus gibiydi, satılmazdı. Ama geliri vardı, bakıyordu. Şimdilik İstanbullu cumartesi pazar gelsin, yerimi satayım, çocuğuma Bursa'dan, İznik'ten bir ev alayım, işe sokayım, çiftçiliği bıraksın. Vatandaş bunun derdinde. Yani şu anda bizim kendi köyümüzde zeytin budama, benim akranlarımdan bir grup var. Eskiden bizim bölgemiz zeytinci olduğu için İznik komple budamasını hemen hemen Müşküre, Mustavalı, Göllüce'nin halkı budardı gündelikle. Şu anda biz kendi köyümüzde budattıramaz olduk. Bir grubumuz kaldı. Bir hoca grubumuz var. Bir de ihtiyar grubumuz var. Yani 30-35 kişilik, 1000 nüfuslu bir köyde 30-35 kişilik bizim akranlar kaldı. Bizden sonrakiler terk ediyor. Evet. Yani %40, %40 satıldı. Onu anlatıyorduk. Hasat dönemindeyiz. Ekim, Kasım, Aralık 3 ay hasat dönemi. Bazı yıllarda ocağa da sarkıyor. Ocak ayında hasat dönemi bitti. Şubat ayında bordo bulamacından başlıyoruz ilaçlamaya. Aynı zamanda budamadan başlıyoruz. Mayıs 15'e kadar budama. O arada dibini çapalama, hayvan gübresi atma. Bir gün boşluk yok. Mayıs ayı geldi. Mayıs'ın 15'i ile 30 arasında iklimsel dönemlere göre çiçek açma dönemi. Evet. Çiçek ilacı. Sulamaya bir başlarız. Eskiden 3-4 ilaçlama yapıyorduk. İşte az önce bahsettim. Kargil fabrikasına bağlıyorum. 10 ilaca çıktı. Niye? 3-4 devreye çıktı mantar hastalığı da. Bir devre olurdu. Bir devre sap kurdu. Bir devrede çiçekleme ilacı. Bir devrede de yan kurdu olurdu. Yani gözdaşı bulamacını da kış için, ağaca temizlik için atardık. 4 olurdu. Şu anda 10 ile 12'ye çıktı. Çiftçi yetişemiyor ki. Fiyat aralıkları çok arttı. Yani gübre olsun. Mazotla çok fazla işimiz yok. Niye? Bizim bölgemizde 20-30-40 dönüm arazi. Bunu sürmesi çok etkilemiyor. Etkilemiyor bizi. Yani millet hep mazota bağlıyor da bizim bölgemiz için o geçerli değil. O kırsal bölgelerde 400-500 dönüm yeri adam buğday ekiyor. Aşırı bir maliyet mazot sürmesi. Ama bizim dediğim gibi 15-20 dönüm, 30 dönüm olduğu için mazotla çok işimiz yok. Gübre fiyatları, İşçilik fiyatları çok aşırı arttığı sürece. En fazla etkileyen etmenler bunlar. Ben diyorum ki ben ticaretini yapıyorum. Ticaretini de yapıyorum. Ben bugün yeni sezon giriyor. Maliyet fiyatlarıma baktım. Dün karşılaştırdım. Aynı kişiden 3 sene önce ürün, aldığım ürün 7,5-14 sınıfına göre aldığım ürün. Bu sene de aynı parayı aldım. 3 sene önceki gübre ilaç, ben de bu işi yapıyorum. Bakıyorum bir tanker ilaç 80-100 liraya mal olurken bu sene 560 lira. 560'ın altına ben düşemedim. Burada ziraat mühendisimiz de var. Ercan Bey de burada. Kendileri de onun ticaretini yapıyor. Kendileri de aradaki farkı zaten söylesinler yani. Bütün yerlerde bunu aktarıyoruz. Şimdi, güzel zaten. İlaç gübrede %200, %300 artış olup da sattığımız ürün aynı fiyat olursa bunu kim altından kalkabilir? Köylü ne yapsın? Köylü malını satıyor. Köylü burada zeytinliğini dededen kaldı diye satmayan arkadaşlar fabrikalarda çalışmaya başladı. Eşiyle fabrikaya gidiyor. Baba toprağı kalsın diyor. Yerine de bakmıyor. Ya bu milli bir servet. Kesinlikle.
Milli bir servet. Yani burada da kaybımız var. Zeytin, zeytinyağı. Ülkemiz zeytin. Cennet. Zeytin, zeytinyağı. Yani belki de dünyada sıralamada bilmiyorum ama zeytinyağı tüketimde kaçıncıyız? Üretim ve tüketimde önemli sıralardayız diyebiliriz. Şimdi biraz da Turan abiden bunları evet. dinlemiş yani olalım. Yani bizim derdimiz çok. Yani bitmez. Evet. Yani o yüzden ben Turan abime vereyim mikrofonu. Şimdi biraz da Turan abiden dinlemiş olalım. Turan abi, aynı soruyu senin için de soruyorum. Sen de üreticilerimizdensin. Geçmiş dönemden bu döneme ve üretim periyodu içerisinde zeytinin hikayesini biraz da senden dinleyelim. Sen neler yaşadın? Vallahi ne senden diyelim. De dinlemiş olalım. Yani bu böyle bir bakıyorsun ki 20 sene evvelsine bakıyorsun. 20 sene evvelsinde zeytin 7,5-8 liraydı. Şimdi bakıyorsun gene aynı. Senin zeytinin aynı para oluyor. Diyelim masrafla artıyor. Masrafla arttığı zaman da işin içinden çıkamıyoruz. Hani köylü olarak, hı hı. çiftçi olarak. Bunu şey yapmak için ne yapmamız gerek? Bir şeyi bulunması gerek. Çözüm yolu bulunması gerek. Ama devletimizden de Allah'a yani hiç desteğimiz yok. Destek dolar ne desteği var? Çiftçiye bir destek yok ki. Ben bu zamandan bir destek alamadım. Gübreye %200 dediği gibi ayran kardeşimiz 200 geliyor. İlacı öyle. Bizim zeytinimiz de aynı fiyatta gidiyor. Senelik zaten dediği gibi her sene 4 sene ilaç atıyor. Şimdi 10-12'ye çıktı. Bizim ne olacak? Bu dediği Ayhan abinin bahsettiği bir fabrika ortamından bahsetti. Bir de evet. küresel iklim değişikliği ile iklim değişikliği hava var. Şartları evet, da etkiledi evet. değil mi? Evet, onu da aynen. değinelim ona. Bölgemizde ne gibi farklılıklar yani ya eskiyle hava şartları nasıl etkiler hava oldu? Hava şartları değiştiğinden çiçek zamanı yağmur yağdığından zeytin tutmuyor. Hı hı. O yüzden ilaca yükleniyoruz. İlacın da yani bir nevi faydası oluyorsa olan yerler oluyor. Olmayan yerler de var. Yani olan yerler iyi. Olmayan yerler de sıkıntı yaşıyoruz gene. Şimdi bu hava olayları aynı zamanda çiçek sonrası bir de şimdi hasattayız. Hasat zamanı da etkiliyor. Meyve kalitesini evet, meyve kalitesini oluyor. Düşürüyor. Yani şimdi evvelden kooperatif mesela. Marmara Birlik bizden zeytin aldığı zaman 220 tane alıyordu. Şimdi 170'e çekti. Bunu yapmak için ne yapmamız gerekiyor? İlaca yüklenmemiz gerek, gübreye yüklenmemiz gerek. Bu da maliyettir. Bizim için maliyet. Fiyatla aynı olduktan sonra ben ne ama bu şeyi yapacağım ki? Masrafı. O kadar emek verecek. Evet. Emeğimiz aldım. Boşa gidiyor. Hepimizin çoluğu çocuğu var. Ben iki tane üniversite okuduyorum. Birini okuttum, birini de okuyor da. Onun ben şeyini karşılayamam ki. Evet, bu zeytinle birlikte evlatlarımızı evet, yetiştiriyoruz aynı zamanda. Ne olacak, bu çocukları ben çiftçilik yaptırmam ki. Hava o kadar etkiliyor ki hasat zamanında evet. bile bu şekilde bir muhabbet edebiliyoruz. Evet. Şu kıyafetli şekillerde. Peki, şimdi sizler Devrim Bey'le ne zaman tanıştınız diye sorayım. Kendisinin bu Bolex ürününü ne zaman itibariyle kullanmaya başladınız? Ve zeytinimizin daha öncesi ve sonrasında Bolex'in etkileri neler oldu? Ercan Bey'le 6 sene evvel tanıştım ben. Ona o Bolex diye bir gübreyi tanıttı bize. Biz de oradan 6 sene evvel aldık. Yani attık. İlk sene bir şey öğrenemedik. Yani halde ağaçlarımız bozuydu. Mantarlıydı. Tavcısı. İkinci sene Bolex'in hani şey faydasını görmeye başladık. Üretim arttı. Kalite arttı. Ve işte görüyorsunuz ağaçların şeklinde ve meydanda. Evet. Bu sene 6. senesi. Maşallah. İkinci uygulama yaptım. İkinci uygulama da değişti ağaçlar. Yani Bolox'tan memnunuz. Yani tercih de etmeleri gerek. Üreticilerimize de öneriyorum. Evet, aynı. Şimdi Ayhan Bey'den de bir dinlemiş olalım. Evet. Ayhan Bey, Devrim abiyle ne zaman tanıştınız? Sizler de aynı zamanda üretime devam ediyorsunuz. Bolex ne gibi etkiler sağladı? Bir sizden dinlemiş olalım. Şimdi Devrim kardeşimizle biz 15-20 senedir tanışırız. Kendisi de burada İznikli, memleketimiz. Ama ben yani
zirai ilaç konusunda kooperatifle çalışıyordum. Bir gün otururken abi dedi böyle böyle Borex çıktı. Böyle böyle bir ürün var. Ben Tarım Kredi Kooperatifi ile çalıştığım için dışarıdan uygulama yapmıyordum. Deneyelim dedim. Israr etti. İlk senesi bir 8 dönüm yerimde denedim. Turan abinin dediği gibi tabii ki o sene zaten biz Ocak, Şubat, Mart ayında Ocak, Şubat'ta gibi kullandık. Etkisini bir anda bu şey değil. Gösterme tam randıman alamadık. Ya Borex bir kere uygulama fiyat komik. Yani ağaca 3 yılda bir kere atıyorsun. Ağaç başı yetişkin ağaçta. Bu sene ben ikinci uygulamayı yaptım. Turan abinin dediği gibi. Ağaç başı 4,5 lira 5 lira gibi bir maliyeti var. O da 3 sene. Etkisi 3 sene. Yani yılda hurduğunda bir ağaç maliyeti 1,5 lira. Şu anda bunu dediğinde hani dedik ya ilaç gübre fiyatları çok yüksek. Evet yüksek. İlaç gübre fiyatları yüksek. Bu da bunun maliyeti de düşük. Çiftçimizin bunu %100 kullanması lazım. Yani uygulama döneminde kendisi de anlatır uygulama dönemini. Ben kullandım. Ben 7 sene önce kullandım. İkinci senesi üst üste 2 sene üst üste verim aldık. Ondan sonra biz unuttuk mu diyelim. İşimiz gereği biraz araziden ben biraz uzaklaştım. İşte az önce anlattım. Para kazanamayınca başka işlere yöneliyorsun. Geçen sene otururken yine aklıma geldi. Dedim ya derviş, devrim böyle böyle bir ilaç kullandık biz. Bunu ben ne zaman kullanmışım? Abi dedi çok oldu. Ondan sonra baktık dediği gibi hemen hemen 7 sene olmuş. Bu sene erken davrandık. Bu sene yine uygulama yaptık. Bir 15 dönüm arazimde kullanamadım. Geç kaldı. Onu da atarsan yakabilir dedi. Çünkü Mart sonundan sonra sıkıntılı dedi. Dediğini biz yaptık. Uygulama yapmadığımız yerde zeytin toplamaya gitmeyeceğiz. Ama uygulama yaptığımız bölgelerde de zeytin tutumu belli. Şimdiki zeytinin kimisi ufak, kimisi iri olur. Yani bir ağaçta tepe dal farklı olur, etek farklı olur. Attığın biz bunu tepeler daha iyi gıda alıyor, altları almıyor diye eskiden düşünüyorduk. Ama o değilmiş. Attığın gübre etkiliyse, faydalıysa bakarsanız en tepe dalı neyse en alt dalı da. Yani 3 boy 4 boy eskiden zeytin çıkardı. Yağlık boyu daha fazla çıkardı bizim bölgemizde. Ama bu sene gezelip, bütün köyü gezelip sofralığa artık komple ağırlık sofralığa döndü. Yani ince boyunu yağlık yapardık. %40 %50 yağlığa giden ürün şu anda benim kendi köyümde abimin yağ fabrikası var. Adam kendine yemeğe yağı olmuyor. Yağlık zeytin arıyor. Kaliteyi yani bizim bölgemizde evet arttı. Gerçekten arttı. Bölgesel iklim şartları dediğimiz üretim zorluyor. Ben bunu baştan da dedim. Kargil fabrikası %50 Kargil fabrikasının zararı varsa %50 de hava şartları. O Turan abi onu söyledi. Bu bir gerçek. Eskiden Nisan yağmurları olurdu. Zeytini en yarayan Nisan'daki evet. Yağmur kendini hazırlayacak. Son yıllarda Nisan yağmurları Mayıs-Haziran'a. Bu sene Haziran 15'te neredeyse soba yaktı bir vatandaş. Evet. Yani çok iklimler değişti. Mayıs ayında çiçek açtığı için döllenme döneminde zeytin ağacı kendi kendini döllüyor. Çiçekler birbirini döllüyor. Erkeği dişisi var. Döllenme döneminde, çiçek açma döneminde uzun süreli yağmur yağdığında ne yaparsan yap mantar etkiliyor. Ürün biraz da bundan olmuyor. Ürün olmadığı için zaten maliyet çok fazla yükseldi. Bir de ürün olmayınca bir sene olup 3 sene olmayınca o bir senenin olduğu 3 senenin zararını karşılamıyor. Yani bunlar çok etken. Bunun için neler yapılabilir? Bu çiçek tutumu için başka bir çalışma yapılabilir mi ilaçlarda? Benim yani anlatacaklarımız bunlar. Herkesin sıkıntısı sorarsanız %90 bunu dile getirir. Yağışlar Kargil fabrikası. Bunu kime sorarsanız sorun. Teşekkür ederim. Bu Yenişehir'e kadar da bu Kargil fabrikasının zararı var. Şimdi bir de Devrim abiyle muhabbetimizi devam ettirelim. Şimdi Devrim abi önce sözü üreticilere verdik. Evet. Üreticilerimiz kullanmışlar.
ve babadan atadan beri yaptıkları bu üretimde sizin bu ürününüzü, faydalarını ve artılarını kendileri de ifade ettiler. Ama en önemli bahsettikleri şey hem Ayhan abim hem Turan abim maliyetlerdi. Evet. Ve senin bu ürününün maliyetinin düşüklüğü demin dert yanan abilerimin yüzünü güldürdüğünü net bir şekilde evet, burada çekimlerde de gözlemledik. Şimdi bu ürün ne ola, nasıl bir şey ola ki bu kadar çiftçimize faydası var, gülümsüyor, tebessüm ediyor zeytin üreticisi. Şimdi biz Turan abinin tanışma noktasını anlatayım ben size. Turan abiyle biz 6-7 sene önce tanıştığımızda Turan abinin bahçelerini gezdik. Bir bahçede bir yanlış uygulama dolayısıyla gerçekten ağaçlar çalımsı hale almışlar. Ağaçlar yaprak noktasında çok büyük sıkıntıları var. Zeytin ağaçlarında sürgün yok, meyve yok. Ve biz ilk uygulamayı o bahçeyle başladık. Birinci sene o bahçeyi çok güzel bir şekilde toparladık. İkinci sene gerçekten o bir kilo zeytin almadığı yerde çok ciddi bir şekilde zeytin almasını sağlattık. Bunu da biz kullandırdığımız Bolex ürününe borçluyuz. Ürünün en büyük önemli etkeni her şeyden önce mesela Ayhan Bey'in ve Turan Bey'in söylediği noktada bundan önceki 20 sene önce, 15-20 sene önce satılan zeytin fiyatlarıyla şu andaki arasında çok fazla bir fark olmamasına rağmen girdi bakımından çok ciddi maliyetlerde artış var. Bunun da en büyük sebebi maalesef kullandığımız bütün ürünlerin ham maddesi yurt dışından geliyor. Yani kendileri yurt dışından geliyor. Bu da çok ciddi bir şekilde dolar euro ile geldiği için bu maliyetler maalesef üreticilerimizin sırtına biniyor. Burada bizim ürünümüz %100 yerli bir ürün. Yerli olduğu için, milli olduğu için bu ürünün bize en büyük katkısı milli bir üretimden, kendi öz kaynağımızla, ham maddemizle ürettiğimiz için. Üretimde millilik dediğimiz çok önemli, tam kavram. Çok önemli. Yani bunun milli deyip de ham maddesini yurt dışından alıp daha sonra ürünü burada kendi milli noktasında değil de ham maddesiyle, üretimiyle, paketlemesiyle her şey %100 yerli bir ürün. Bu ürün dedikleri gibi 2-3 senede bir kullanılan ağaç başı 250-300 gram atılıp 2-3 senede kullanılan bir ürün. Yavaş alınımını, uzun sürede alınımını gerçekleştiren bir ürün. Bunu kullandığımız zaman biz çiçeklenme döneminde tepeden, yapraktan borlu çinkolu yaprak gübresi kullanmaya gerek kalmıyor. Bu ürünü verdiğimiz kalmıyor. Bizim ürünümüz ağacımızın 2-3 sene boyunca bor çinko ihtiyacını gideriyor. Dedikleri gibi ağaçlardaki şekil bozukluklarını, meyve tutumundaki azlığı ortadan giderip çok güzel bir şekilde standart bir meyve irliğine ulaştırılıyor ve tonajı kaliteyi arttırıyor. Bu şimdi zeytinde şey vardır, var yılı yok yılı derler. Evet. Ama bizim ürünümüzü kullandığımız zaman var yılını yok yılını ortadan kaldırıp her sene aynı verimi randımanı aldırılıyor. Üründeki özel bileşenlerle alımını zeytin aslında biz toprak bakımından, bor bakımından zengin bir toprağa sahibiz ama alınabilir bor bitki tarafından alınamıyor. Bunun sonucunda bizim ürünümüzle Bolex'le beraber bitki bunu çok kısa bir süreçte bünyesine katıyor. Toprakta var olan attığımız diğer azotlu, fosforlu, potaslı gübrelerin %30-35'i toprakta tutulu bir şekilde duruyor. Bizim ürünümüz bu ürünlerin çözümünü de sağlayıp bitkinin bünyesine toprakta var olan ürünler, kalan ürünlerle beraber alımını sağlıyor. Bu da bahar ayında ağaçlar uyanmaya başladığında sürgünde, yaprak yapısında, ağacın renginde çok fark ediyor. İşte kullandırdığımız zaman kullanılan yerlerde daha koyu, daha canlı bir yaprak rengini görüyoruz, ağaç rengini görüyoruz, o yeşili görüyoruz. Ve yapraklardaki şekil bozuklukları olur. İşte yaprak uçlarında alevde yanma gibi sararmalar, yaprak altlarında halkalı leke gibi lekeler, yaprak uçlarında sanki kör testereyle kesilmiş şekilde şekil bozuklukları vardır. Bu aynı şekilde meyvede de vardır. Bizim ürünümüz bu sorunların hepsini gideriyor. Çok güzel bir sürgün yapısı oluşturuyor, yaprak yapısı oluşturuyor. Çiçek tutumunda ağacın çiçek tutumunu hazırlıyor ve bu tutumun, çiçek tutumunun meyveye yatmasına
katkıda bulunuyor. Ve daha sonra ürün kalitede, tonajda kendisini gösteriyor. Şimdi bu denli ürünümüzün artılarını zaten üreticilerimizden de dinledik. Efendim, şimdi bu ürün bu kadar güzel. Bunun faydalarını da dinledik. Ne gibi avantajları olduğunu dinledik. Peki ne zaman kullanacağız? Ne dozajda kullanacağız? Bunları da şimdi Devrim Bey'den dinleyeceğiz ama Ayhan abimin eklemek istedikleri var. Ayhan abiye bir mikrofonu verelim. Birazdan sizlere de bu dozajları anlatmış olacağız. Öncelikle biraz fazla ben söz aldım gibi oldu. Ama Turan abim bazı şeylerden bahsetti. İşte tarımda destek alamıyoruz dedi. Ben kendim yönetici de olduğum için biliyorum. Dediği çok doğru ama yani bir kesimden de bakarsan yanlış. Niye? Tarımda ufak çiftçi. Biz ufak çiftçiyiz. Ben bunu zaten dile getirdim. Bu aradaki farkları söylemedim. Yönetici olduğum için biliyorum. Gelen kanunları birebir geliyor. Onu da biliyorum. 4 yıl meclis başkanı olduğum için Ankara'da çıkan kanun direkt benim adresime geliyordu yeni kanunlar. Bu sene ben işlerimden dolayı aday olmadım. Bir arkadaşımız devraldı bayrağı. O da İzlik'ten iyi bir kardeşimiz. Beni aratmıyor. O konuda halkla iç içe. Şimdi Turan abim dedi, biz dedi destek alamıyoruz dedi tarım olarak. Tarımda destek var. Zeytinde de destek var. Ama ne yazık ki ufak çiftçiye bizim bölgemizin sofralıkta yok. Alet yağlık, yağlık dediğimiz ürün Adana Hatay bölgesi zaten ülkenin yağ ihtiyacını karşılaması için devlet tarafından teşvik yapıldı. Ciddi paralar verilerek yani o bölgenin köylüsüne katkı olarak yapıldı. Ciddi paralar verildi. Bu gerekiyor muydu? Bana sorarsanız da gerekiyordu. Bizi etkiledi mi? Etkiledi. Niye? Yağlık fiyatları, yağlık zeytin fiyatı aşağı düştüğü için alttan yukarıya doğru kısım atlamasında çok fark ediyor. Tabii. Yağlık zeytin 5 lira olduğunda 3 numara zeytin 6 lira. Yukarıya doğru gidiyor. Ama yağlık zeytin 1,5-2 liraya düştüğü zaman sofralık zeytin 3 liradan başlıyor. Orada etkiledi. Şimdi bazı eksikler var. Devletimizde çok eksikler var bu konuda. 50 dönüm. Tarım Bakanı'yla ben bundan önceki yıllardaki Tarım Bakanı'yla görüşme imkanımız oldu. Görüştük. Dile getirdik. Bana dedi ki çiftçiye dedi biz dedi çok destekler veriyoruz. Siz dedi buradasınız. Alamadığını söylüyorsunuz. Dedi yanlış. Yanlış bilginiz var. 50 dönüm tek tapu. O dönemde 50 dönüm tek tapusu olan kişi İznik'te zaten zengin. 50 dönüm tek tapu. Yani bizim coğrafyamızda zaten 50 dönüm tek tapu olma şansı yok. Adamın 50 dönüm yeri olan insan yok. Olanda da tek tapu olma şansı yok. Ya yol geçer, ikiye bölünmüştür. 50 dönüm tek tapu olduğunda ne vardı? Toprak, analiz, bedava, devlet başvuruyorsun, parasını devlet ödüyor. Zaten 50 dönüm tek parça zeytinliği olan insanın toprak laboratuvarına gidip 250 lira analiz yaptırmaya parası var. Ufak çiftçi bunları alamıyor. Sofralık, gemlik tipi bizim bölgemizde bir desteğimiz yok. Şimdi ben de tam onu diyecektim. Desteklemede bu aile kısmında, aile üreticiliği kısmında. Evet. Şimdi bu küçük çaplı üretimde verimler ne durumda ve buna oranla bir destekleme var mı? Ve sonrasında da bu ürün sonrası yaşadığınız verim kalite artışlarıyla ilgili de sizlerin görüşlerinizi bekliyorum. Ya işte dediğim gibi geçen sene %2, %4'lük bir destek açıklandı. O bilem yani %4 yani üretimde %4 o falan güzeldi ama çiftçi onda da yararlanamadı. Yani prosedürler çok farklı. Marmara Birliği'ye zeytinini verdin veya tüccara verdin. Marmara Birliği'de kağıt şey var. Sana o günkü verdikleri makbuzları, baştan demediler bunları. Bu o gün verdiğiniz makbuzları toplayacağınız demediler. Çiftçi nasılsa orada kayıtlı. Ben giderim çıktığımı alırım. Kaç ton zeytin vermişim. Giderim başvururum ilçe tarımdan. %4'ümü alırım diye düşündü. Ama bundan da kimse yararlanamadı. Günlük satış yapıyor. Çiftçi zaten tarladan gelmiş eski üstüyle. Affedersin cebinde cüzdan yok, hiçbir şey yok. Gitti, köy meydanında zeytinini verdi, kağıdını aldı, baktı, kilosuna baktı, defterine yazdı, kağıdı çoğusu kaybetti. O kağıtların aslını istediler. Yani orada bir sıkıntı oldu, bazı aksaklıklar oldu. Yani sofralık da
Şimdi yağlık zeytinde %4 destek, tamam, yağlık. Yağlık zeytinin masrafı bizim sofralıya göre onda bir. Yağlık tipi. İlaçlamaya çok gerek yok. Yani gübre sulamaya, biz 6. 7. sulamayı verdik. Turan abi söyledi. 220 tane başvuram zeytin 220 taneydi. Şu anda 170'e düştü. 170'e çekmen için kalibreyi 5-6 sulama yapman gerekiyor. Ama yağlık ne tipinde verdim, öyle bir onu yapmana gerek yok. Allah ne verdiyse versin. Sadece topluyorsun, götürüyorsun, sıyırıyorsun. Ayıklama yok. Budama dediği gibi, budama çok, yani yapmana gerek yok. Ağaç kurumasın diye kırıkları alıyorsun, geçiyorsun. Ama bizimkinde öyle değil. Tel tel, yani insan saçını tıraş yapar gibi her ağacın, şu gördüğünüz ağacın her yerine elin değmek zorunda. Bir berber misali düşünebiliriz. Evet. Aynen öyle. O yüzden bizim sıkıntılarımız sofralıkta var. Bizim bölgemizde var. Yani arazimiz kısıtlı. Şimdi İznik, zeytin, nikah eski tarihi zeytinden gelme. Çelebi zeytin dediğinde İznik. Şu anda bugün buyurun gidelim İznik'i gezelim. Yüzlerce, binlerce zeytin ağacı sökülüyor. Bugün ben gördüm yine 3 tane bahçe sökülüyor. Vatandaş ne yapsın? O bölgede daha iyi dediğimiz gibi az önce kivi, nektarin, diğer yurt dışı ürünlere, ihracatı var bunların. Diğer ürünlere yöneliyor. Bu kesmek zorunda kalıyor. Sökmek yasak. Söküyor. Şeftali dikiyor. Zeytinlikte, tapularda ne yazık ki zeytinliği çeviremiyorsun. Zeytinlik yazıyor. Diyorlar ki sigorta yaptırın yerlerinize. Ben zeytinlik. Tamam, sıkıntı yok. Ben yaptırıyorum. Ama adam ürün alamadığı için sökmüş, nektarın yapmış. Bir de bazı bölgelerimiz var. Zamanında zeytin para yapıldığı için para yapıyor diye. Zeytin olmayacak yerde adam zeytin dikmiş. Şeyi de ilçe tarımdan da zeytinliğe çevirmiş. Zeytinlik tarlayı zeytinliğe çevirmiş. Zeytin alamamış o bölgede. O bölgede zeytin olmuyor. Bunların araştırıp da iptal edilmiyor. Bunların düzenlemesi lazım bir İznik için. Bunu iptal ettiremiyor. Bu sefer kivi yapıyor. Kivi bahçesinde gidip de sigorta yaptıramıyor. Tarsim'den sigorta yaptıramıyor. Sigorta yaptıramayınca tolu yağıyor. Hasar bedeli de alamıyor. Yani burada bizim çok sıkıntılarımız var. Evet. Yani İznik'e bir devlet elinin değmesi lazım. Yani zeytin de dediğimiz gibi budamaya kadar bazı bölgelerde destek verildi. Budamaya kadar devlet destek verildi. Devletin verdiği hayvancılıkta çok destekler var. Şimdi bu konuda verim konusunda Devrim abiyle birlikte tekrar bir kaleme almış olalım, sözümüzü almış olalım. Bu arada Allah'tan onu da yani es geçmeyelim, onu da söyleyelim. Bu arada Allah'tan işte sofralık az da olsa Marmara Birlik alımı ciddi şekilde 2-3 seneden beri daha güzel alım yapmaya başladı. Biraz o yüzden dolayı çiftçinin hafif bir yüzü gülüyor. Orayı da es geçmeyelim. Ödemeler eskiden mesela çok bir yıl uzun ödemeler bir yıla yansıyordu. Ama şu anda hasat döneminde hemen hemen %80'i ödeniyor. Marmara Birliği'nin bir öyle bir katkısı var. Buradan da işte Marmara Birlik Başkanımız da İznikli. Ona da selam söyleyelim. Bir İznikli olarak bunu da söyleyelim yani. Evet, nasıl zor durumları anlattıysak, kötü yerleri anlattıysak, iyi tarafları da olan yerlerde bu. Ama ne yazık ki küçük çiftçiye bizzat bir daha söylüyorum. Küçük çiftçiye devletin elinin değmesi lazım. Şimdi biz küçük çiftçiye devletten önce Devrim abinin bir elini değdirelim. Küçük çiftçiye Devrim abinin katkıları neler olmuş bu ürünüyle? Şimdi Sayın abim verimden bahsetti ve küçük çiftçinin ehemmiyetinden bahsetti. Zeytinlerde sıkıntılar olduğundan dolayı bu ürün bakımından sökülüyor dendi. Bu zeytinleri söktürtmemeliyiz. Bunlar milli servet, bunların kaybı da bir milli kayıp. Buna çözüm ve derman Devrim abi de bu konuda bir devrim yapmış. Bakalım bu devrimin sonuçları neler? Tekrar dinlemiş olalım. Bu ürünün faydalarını dinledik. Ne zaman kullanacağız? Ne dozajda kullanacağız abi? Şimdi Türkiye zeytin ve zeytinyağı üretim noktasında potansiyelini hiçbir zaman kullanamayan bir ülke. Dünyada İspanya'dan sonra en fazla zeytin ağacına sahip olan bir ülkeyiz. Fakat üretim olarak dünya piyasasında maalesef bunların arasında yerimizi bulamamış bir ülkeyiz.
İşte bugün zeytinyağında veya zeytin üretiminde önde olan ülkeler Türkiye'nin zeytinini alıp kendilerinin markalarıyla kendi zeytini olarak satmaya çalışıyor. Burada bu tamamen devletin zeytin üzerine bir politikasıyla giderilebilir. Çünkü zeytin gerçekten çok uzun sürede ve meşakkatli yetişen bir meyve ağacı. 15-20 yıl içinde meyvesini veren bir ürün ve asırlardır hayatını idame ettiren, sürdüren bir ürün, kutsal bir ürün. Bunun için eğer zeytin üreticilerini biz devlet tarım politikasıyla belli bir noktada koruma, kollama ve markalaşma noktasında bir adım atılırsa hiç kimse severek ve isteyerek bu ağaçlarını sökmezdi. Burada bizim de amacımız üreticilerimizin daha kaliteli ve daha iyi zeytin alması noktasında onlara yardımcı olmak. Burada biz Bolex ürününü hasattan sonra ağaç başı 250-300 gram gelecek şekilde, normal ağaçlara 250, büyük ağaçlara 300 gram gelecek şekilde taciz düşümüne tuz serper gibi serpiyoruz. Eğer arazimiz bu şekilde düz bir arazi ise tam bir daire çevresinde taciz düşümüne tuz serper gibi serpiyoruz. Fakat zeytin bahçemiz yamaçta bayırdaysa yarım ay şeklinde tuz serper gibi serpiyoruz. Bu ürünü hasattan hemen sonra atmamızdaki sebep ürün yavaş salınımı ve uzun sürede salınımını gerçekleştiren bir ürün. Biz atım zamanı ile hasat zamanı arasındaki mesafeyi ne kadar uzun sürede tutarsak, bu ürünün üzerine ne kadar yağmur, kar yağarsa ürünün çalışması, işlevi o kadar fazla oluyor, daha iyi oluyor. Çözünüm artıyor. Evet, bizim önerimiz zeytinleri topladıktan sonra yağmurlu bir havadan önce arifesinde tarlaya girip taciz düşümüne tuz serper gibi serpip atıyoruz. Gömmeyle de uğraşmıyoruz. Zaten yağmurla beraber hemen bitki toprağın altına iniyor ve zeytin ağacı almaya başlıyor. Bu ürünü kullandığımız zaman dediğimiz gibi 2-3 sene boyunca tepeden borlu çinkolu yaprak gübresi kullanmaya gerek kalmıyor. Çünkü biz ağacın 2-3 sene boyunca bor çinko ihtiyacını gideriyoruz. Evet, kökten vermiş olduk. Kesinlikle. Ve bor etkin bir ürün, elementtir. Tepeden alınmasını dan ziyade biz her zaman bor ihtiyacını köklerden, dipten alınmasını tavsiye ediyoruz. Ve ürün de zaten dipten alındığı zaman çok ciddi bir şekilde kendisini gösteriyor. Ve kurtarıcı kısmı, üreticimizin en önemli kısmısı cebi. Şimdi bu ürünün fiyatları diğer gübrelere göre çok çok daha minimize dedi sayın abilerim. Evet. Bu konuda da bunun artılarını bir tartışmış olalım. Şöyle ki mesela bu ürünün attığımız zaman 2-3 sene boyunca bu gübreyi kullanmıyoruz. Ve ağacımızı biz 2-3 sene boyunca borçinko ihtiyacını gidermiş olduğumuz için diğer ürünler gibi her sene atılmıyor. Ve bunun tepeden de borlu çinkolu yaprak gübresi atımını da giderdiği için çok ciddi bir şekilde cebimize katkısı oluyor. Ve üründe de çok ciddi bir şekilde gözle görülür bir şekilde üretici bunu kendisi görüyor. Biz ilk kullananlara şunu diyoruz her zaman. Muhakkak bir şahit kullanın. Tarlanızın bir kısmına kullanın, bir kısmına kullanmayın. Kendiniz görün. Onu gördükten sonra zaten gönül rahatlığıyla bu ürünün hem fiyat olarak hem ekonomisi olarak hem de ağacına, meyvesine ve randımanına göre çok memnun kalacağı bir ürün. Peki bu güzel ürünü tüm Türkiye'den üreticilerimiz Ercan Tarım'a ve siz sayın abim Devrim Ercan'a nasıl ulaşabilir? Biz bu ürünü Türkiye'nin her yerine ulaştırma imkanlarımız var. Bize ben telefon numaramı bildireyim. 0532 771 3627 numaralı telefondan bize tekrar almış olalım. 0532 771 3627 numaralı telefondan bana ulaşıldığı zaman ben bu ürünü Türkiye'nin her yerine ulaştırma imkanım oluyor. Evet, peki bu ürünü daha sonrasında da şimdi meslektaşlarım da izlemekte. Bayilikler konusunda da eğer onlarla irtibata geçebilirler mi diye onlar adına da ben sormuş olayım. Çünkü çiftçilerimize bu kadar faydalı bir ürün varsa biz mühendisler olarak da yanında bir bayilik konusunu elbet düşüneceğiz efendim.
Kesinlikle yani biz bu ürünü Türkiye'de ne kadar bayağı ile çiftçili, üreticili ulaştırabilirsek bu ülkenin tarımının kazanması noktasında çok büyük katkı olacaktır. Evet. Abi. Bizler de çok teşekkür ediyoruz efendim. Ağzınıza sağlık. Hem siz üreticilerimize hem de Devrim Bey'e teşekkürlerimizi sunuyoruz. Biz çok teşekkür ederiz. Efendim bugün Bursa İznik Göllüce mahallesinde sizlerle beraberdik. Bugün Zeytin'de Bolex ürününün artılarıyla birlikte, katkılarıyla birlikte sizlere dilimiz döndükçe anlatmaya çalıştık efendim. Hasatlarınızın bereketli olması dileğiyle, hasat sonrasında Bolex'li olması dileğiyle sizler sıhhatli, tarlanız, hayvanınız bereketli olsun. Köyde kalın, Köy TV'de kalın, köyde hayat var.